Magic Wand aracı özellikle karmaşık vektörel illüstrasyonlar hazırlayan tasarımcılar tarafından çok kullanılan bir araç. Bu karmaşık tasarımlar içerisinde benzer özelliklere sahip nesneleri seçmenize yarayacaktır. Bu nesneleri de tabii ki de seçtikten sonra istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Peki bu özellikler yani seçimini yapabileceğimiz özellikler neler? Bunu görebilmek için Magic Wand aracını seçtikten sonra çift tıklayarak Magic Wand panelini açabilirsiniz. Magic Wand panelini açabilmek için diğer bir yöntemde daha doğrusu olağan yöntem panelleri açabilmek için Windows üst menüsü Magic Wand komutuyla bu paneli açabilirsiniz. Paneli açtığınızda burada satırlar halinde bulunan özellikleri görebiliyoruz. Özelliklere baktığımda ilk olarak fill color yani nesnenin gövde rengi, stroke color dış çizgi rengi, stroke weight dış çizginin kalınlığı, opacity nesnenin opaklığı ve blending mode yani karıştırma, harmanlama modunu ön planda tutularak seçimler yapılabilir. Tabii bunları hem harmanlama modu ve gövde rengi özelliğini de seçerek birden fazla özellikle seçim özelliklerini daraltabilirsiniz. İlk olarak Fill Color başlayalım. Blending Mode seçeneğini de aktif ediyorum, kaldırıyorum. Fill Color seçilir. Tolerans yani değişebilir değer 20 olarak hazır değer olarak geliyor. Magic Wand aracıyla sol üstteki ilk dörtgeni bir kere tıklıyorum. Ve tıkladığınızda dikkat ederseniz farklı tonlara sahip olsa da üst taraftaki ilk 3 dörtgen de seçili hale geliyor. Bunun nedeni farklı tonlara sahip olsalar bile burada verilen tolerans değeri. Tolerans değerini daha düşük tutarsak sadece en soldaki renge sahip olan diğer nesneleri de seçmesini sağlayabiliriz. Bunun için tolerans değerini bir kere tıklayıp seçerek kendiniz de bir rakam girebilirsiniz. Veya sağ tarafındaki küçük butona basarak açılan sürgü üzerinden de istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Tolerans 20 idi. Ona çekiyorum. Ona çektikten sonra boş bir noktaya tıklayıp seçimi kaldırdıktan sonra ilk dörtgeni tekrar tıklayıp tekrar seçim yapıyorum. Ve tekrar seçim yaptığımda 3 nesnenin tekrar seçili olduğunu görüyorum. Toleransı ona düşürmüş olsam da yine de 3 nesneyi seçmiş oldu. Buradaki toleranstaki 10 birimlik değer ne? Çok kısa ondan bahsedelim. Nesne üzerindeki rengi görebilmek için selection tool geçiş yapıyorum. Ve ilk nesneyi seçiyorum. Daha sonra sağ taraftan color panelini açıyorum. Açılan color paneli şu anda göründüğü gibi biraz daraltılmış haliyle karşılayabilir. İsminin sol kenarındaki butona tıklayarak genişletiyorum paneli. Daha fazla özelliğini görüyorum. İlk nesne seçiliyken gövde rengine baktığımda siyan 80, magenta 10, yellow 45, k yani black de 0. İkinci nesneye baktığımda buradaki değerleri şöyle göz ucuyla aklınızda tutun. K 10 değeri artıyor ve soldaki nesnenin bir ton koyusu haline dönüşüyor. Demek ki soldaki nesneye benzer renkleri seçebilmek için buradaki toleransı daha da düşürerek seçim özelliğini daha kesin bir şekilde belirtmem gerekiyor. Toleransı sıfıra çektiğimde kesinlikle aynı değerlere sahip olan nesneleri seçecektir. Magic Wand aracını alıyorum. Boş bir noktaya tıklayıp seçimi kaldırdıktan sonra ilk nesneme tekrar tıklıyorum. Evet, sadece şu anda ilk nesnem seçili. Aşağıdaki yeşil nesnelerden birine tıklıyorum. Şu an ikisi de seçili. Zaten dikkat ederseniz her iki nesne de seçiliyken color panelinde buradaki renk değerlerinin aynı olduğunu görebilirsiniz. İkinci başlığımız dış çizgiler, stroke işlemleri. Stroke işlemleri nesnenin yapısı üzerine verilen dış çizgi işlemleridir. Stroke color seçeneğini işaretleyerek açıyorum. Fil color'ı kaldırıyorum. Stroke color Tolerance 20. Burada toleransı başta hemen 0 yapalım. Ve boş bir alanı tıklayıp seçimi kaldırdıktan sonra ilk nesnemin dış çizgisine doğru bir alana sürükleyip bir kere tıklıyorum. Tıkladığımda çalışma yüzeyi üzerinde bulunan 6 nesne seçilmiş oldu. Bu şekilde seçilmesinin nedeni bütün hepsinin de aynı dış çizgi rengine sahip olmuş olması. Bunu nereden anlıyorum? Tamam seçili olduğundan anlıyoruz. Başka nereden görebiliriz bu böyle bir özelliği? Tools panelinin alt kenarında bulunan gövde dış çizgi yani fil ve stroke renk stroke renklerini gösteren alandan görebiliyorum. Gövde renklerinin yani fil renginin birbirinden farklı olduğu için bir soru işareti konulduğunu görüyoruz. Stroke bölümünde ise mavi rengi burada görüyorum. Farklı renklerden değil tek bir renkten oluştuğunu görüyoruz. Ama bizim istediğimiz özellikle ilk neslemdeki dış çizgi, renk ve kalınlığına sahip olan nesneleri seçebilmek. Bunun için ikinci bir özellik açarak stroke weight yani dış çizgilerin kalınlığı. Bu kalınlığı toleransı sıfıra düşürüyoruz. Daha sonra boş bir noktaya tıklayıp seçimi kaldırdıktan sonra ilk neslemin dış çizgisine doğru tıklayarak sadece dikkat ederseniz aynı renk ve aynı dış çizgi kalınlığına sahip olduğu nesneleri seçmiş oldu. Her iki özelliği de mutlak suretle barındırmak zorunda bu nesneler. Evet her iki özelliği de barındırıyorlar. Opasite özelliğine baktığımızda yani opaklığı transparan özelliğine baktığımızda da opasite değeri aynı olan yine bunda da bir tolerans verebiliyoruz tabii ki de nesnelerin opasitelerini ayarlarken kontrol paneldeki opasite satırı en temel değiştirme alanıdır. Bu alan üzerinden değişikliği yapabilirsiniz. Boş bir noktaya tıklayıp sağ üst köşedeki dörtgene tıklıyorum. Tıkladığımda şu anda dört tane nesne seçili oldu. Bu dört nesnenin gövde renkleri birbirinden farklı ton ve farklı renklere sahip Dış çizgileri aynı renk ama dış çizgilerin kalınlıkları farklı. Ki zaten bu tür özellikleri seçmemiştik. İstediğimiz şey aynı opasite değerine sahip olan nesnelerin seçili hale gelmesi. Buna da baktığımız zaman opasite şu anda 100 olduğunu gösteriyor. Seçili olan nesnelerin ortak özelliği olduğu için. Alttaki yeşillerin herhangi birine tıkladığımızda bakın her iki yeşil seçili hale getiriyor ve opasite değeri aslında %75'miş. Bunun yanı sıra bir özellik daha blending yani karıştırma özelliklerine göre de bir seçim yapılabilir. Blending özellikleri ilerleyen derslerde göreceğimiz Transparency panelinin özellikleridir. Opasite'ye tıklayarak burada açılan Illustrator tarafından hazır gelen Karıştırma mod özelliklerine bakacağız buradaki nesnelerin. Magic Wand aracım seçili. Evet. Sağ üst taraftaki turkuaz nesneye tıklıyorum. Ve tıkladığımda burada 1, 2, 3 ve 4 nesnenin aynı özelliklere sahip olduğunu görüyorum. Peki özellik neymiş? Opacity üzerine gelip baktığımda normal yani standart bir tipteymiş. Ortadaki şu turkazı veya turuncuyu seçtiğimde işlem değişecek. Opacity'e tekrar gelip bakıyorum. Multiply, karıştırma moduna sahiplermiş. Bu şekilde aynı karıştırma moduna, aynı opacity yani şefa şeffaflık değerine, aynı dış çizgi kalınlığına veya rengine sahip nesneleri seçebilirsiniz. Bunların karıştırılmasıyla yani gövde rengi şu, stroke rengi, şu olan nesneler veya stroke renk kalınlığı bu ve opasite değeri şu olan nesneleri seç gibi seçenekleri kullanarak belgeniz ne kadar karmaşık olursa olsun istediğiniz nesneyi, nesneleri direkt seçebilirsiniz. Son olarak buradaki panel özellikleri şu anda tamamen açık durumda. Eğer açık değilse isminin sol kenarındaki daraltma butonunu kullanarak açabilirsiniz.